Bütün evler şekerden yapılmış gibi. O kadar şirin ki. Simide bence renkli evler, evleri en güzel ada. Muhteşem bir koydan herkese günaydın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta Simi Adası'ndayız. Türkçe ismiyle Sönbeke Adası ve şu anda Pediköy'ündeyiz. Merkeze yaklaşık 3-4 kilometre uzaktayız. Merkeze bağlanmadık çünkü orada bayağı olay karışmış. Demir atanlar, tonoza bağlananlar, limana yanaşmaya çalışanlar ve bildiğim kadarıyla limanda yüzülmüyor da, su çok temiz de değil. O yüzden hemen bir yan koydaki Pediköy'üne geldik. Burada teknemizi demirledik ve birazdan karaya çıkıp Simi'yi keşfetmeye başlayacağız. Simi ile ilgili izlediğim ve okuduğum şeylerde hep gördüğüm diğer Yunan adalarından çok farklı oluşuydu. Gerçekten de öyle. Daha ilk geldiğimiz köyde rengarenk evler bizi karşıladı. Böyle pembe, sarı, mavi, normal beyaz mavi Yunan evlerinden çok farklı buradaki doku. Hatta duyduğuma göre böyle evlerin renklerini değiştirmek için belediyeden özel izin almaları gerekiyormuş. Öyle bir renk var burada. Şimdi bugün yürüyeceğimiz yerler şu arkada belli belirsiz gördüğünüz minik evlerin, kiliselerin olduğu taraf. Orası Ora, Eskişehir. Yenişehir'de orası Ora. Çora, Cehor, Cuhora diye yazılıyor. Şöyle yazılıyor. Ama Ora diye okunuyor yanılmıyorsam. Onun altında deniz kenarında da yeni merkezi var Simi'nin. Yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı sevimli bir ada. Şimdi videomuza adanın kuş bakışı renkli görüntüsüyle başlayalım istiyorum. Ondan sonra ufak bir yüzme molası vereceğiz ve sonra botumuzu atlayıp adayı keşfetmeye başlayacağız. Hadi bakalım, Simi turumuz başlıyor. Karaya ayak bastık. Batımızı bağladık burada iskeleye. Şimdi içerilere doğru keşfe bakacağız ve bilin bakalım İlker karaya ayak basar basmaz ne yaptı? Şimdi böyle küçük koylarda dondurmacı bulmak daha zor oluyor. Marketlerde fabrikasyon markalı dondurmalardan oluyor. Bu Nirvana diye bir şey var. Bu Yunanistan'da hiç fena değil. Nestle'nin yan markası herhalde. Buldun mu alacaksın? Buldun mu alacaksın? Çünkü şimdi Duygu beni çok yürütecek. Enerji lazım. Evet. Dedim Duygu bana bir dondurma al. Arkadaşlar aslında yürümeyecektik. Şurası dolmuş durağı. Burada her yarım saatte bir ya da bir saatte bir dolmuş geçtiğini görmüştük. Ama şu anda siestadaymış. Biz de tam saatine göre ayarlayıp çıktık karaya. Meğer birkaç saat şimdi çalışmıyorlarmış. Birkaç saat burada bekleyemeyeceğimize göre taban vay. Haydi bakalım şimdi merkeze gidiyoruz. Keçi gibi tırmanıyoruz. Şu aşağıdaki koydan geldik. Tepelere kadar çıktık. Hala çıkmaya devam ediyoruz. Hangi noktada inmeye başlayacağız ben de merak ediyorum. İlker birkaç arabaya otostop çekmeyi denedi ama kimse almadı. Ne güzel Leros'ta gezerken kendileri durmuştu biz hiç otostop falan çekmeden. Dayanamadık tepede taksiye bindik. Bir taksi geçti yanımızda. Şimdi hızlıca merkeze iniyoruz ama işin kötü tarafı bütün yokuşu biz yürüyerek çıktık. Taksiyle inişini yapıyoruz şimdi. Neyse en azından daha bir en az 20-25 dakika yürüyüş varmış. Onu tamamlamış olduk. Türkiye İstanbul. Başardık, Simi merkezdeyiz. İnanılmaz tatlı bir yer. Gerçekten diğer Yunan adalarından çok farklı. Böyle rengarenk şirin şirin kayaların içine oyulmuş evler var. Asıl limanın olduğu yerdeyiz. Girmek isteyen diğer yelkenliler sıra bekliyor. Burası biraz karışık. İyi ki buraya gelmemişiz. Tekneyi öbür tarafta bırakmışız. Bir sürü böyle tonoz var, birisi ortada botla dolaşıyor, onlara bağırıyor böyle bir karmaşa içerisinde. Herkes bağlanmaya çalışıyor. Bence en güzeli pedide kalıp buraya gezmeye gelmek ama o kadar tatlı ki. Şu yamacı da gösterir misin? Çok farklı bir tarz yaratmışlar. Her adanın bir özelliği var. Bu adanın özelliği de renkli evleri. Thank you.
Dondurmayı söyledim, bekle bekle gelmiyor, bekle bekle gelmiyor. Girdim içeri sordum, nerede benim dondurma dedim. Süslüyorlarmış meğer. Öyle üç topu atıp getirmediler. Çok güzel görünüyor. Haydi. Bayağı iyi görünüyor, hadi bakalım. Ben de değişik bir smoothie söyledim. Bu Yunan adalarında smoothie'ci oldum. Ama çok güzel gidiyor soğukta böyle meyveleri buzlu buzlu karıştırıp getiriyorlar. Şimdi mangolu, böyle berili falan bir şey söyledim. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Oh, gölge çok güzel. Gölgede sorun yok. Güneş çok sıcak. Bütün evler şekerden yapılmış gibi. O kadar şirin ki hepsi böyle pembe, mavi, sarı, beyaz, renkli renkli. Hepsi böyle farklı renk. Yeşil. Arayacağımız her renk var ve çok güzel görünüyor. Böyle fotoğraf merakı olanlar için al fotoğraf makinanı, gel saatlerce fotoğraf çek. Öyle bir yer. Yavaş yavaş gün batımına da yaklaşınca çok daha güzel vuracak buraya ışık. Şimdi bu güzel manzarada birkaç cümle bilgi vereyim Simi ile ilgili. Datça Limanı'na 8 kilometre, Bozburnu'na da 6 kilometre uzaklıktayız. Türkçedeki Sönbeki ismi de eskiden kullanılan Sümbek isimli gemilerden geliyormuş. Bu gemiler sünger avında kullanılıyormuş. Nasıl ki Kosta Kalimnos'ta sünger avcılığı meşhurdu. Aynı şekilde Simi'de de eskiden sünger avcılığı çok yapılıyormuş ve buna özel üretilen gemileri buranın çok ünlüymüş. Dünya çapında denizcileri ve gemileriyle ünlü olan bir adaymış. Şu an 2500 kişi olan ada nüfusu bir dönem 25 binlere kadar falan çıkmış bu ticaretin, işte sünger ticaretinin, denizciliğin yükseldiği dönemlerde. Ama şimdi daha minik bir ada. Tabii yazın bu nüfusu artıyor. Ama kışın yaklaşık 2000-2500 kişinin yaşadığı bir yer. Yunanca'daki Simi ismi nereden geliyor diye sorarsanız, o da Poseidon'un, yani deniz tanrısının karısının isminden geliyor. Onun karısının isminin Simi olduğuna inanılıyor. Oradan, yani bir tanrıçadan almış. Hatta başka tanrıçaların da doğduğu bir ada olarak efsanelerde geçen bir ada. Bu arada şimdi arkamdan geçen feribot Yunanistan'ın kendi adalar arası yaptığı seferlerin, bu Dodekanisos, bu bölgedeki 12 adalar diye bildiğimiz adaların aslında arasında sefer yapan feribot. Türkiye'den de Simi'ye aslında Marmaris'ten, Bodrum'dan, Datça'dan zamanında seferler varmış. Anladığım kadarıyla koronada durdurmuşlar. Ben biraz internetten baktım. Şu an bu yaz aktif bir sefer göremedim. Feribotla gelinebiliyorsa o konuda da bilgisi olanlar yazarsa yorumlara, herkesle paylaşmış oluruz. Aslında çok yakın. O yüzden bence feribot seferleri olmalı diye düşünüyorum. Teknelerin de çoğu Türk teknesi zaten buradaki. Şimdi şu burnun ucuna doğru yürüyelim. Ondan sonra biraz tepelere doğru çıkacağız. Bir yerden sonra Ege'de böyle çok fazla ada var. Hepsi bir noktada birbirine benzeyecek diye düşünüyor insan. Ama gerçekten de öyle olmuyor. Çünkü her adanın böyle kendine özel karakteristik bir şeyi var. İşte mesela Sakız Adası'nda sakız üretiliyor. İşte Midilli'de rakısı meşhur, bira üretiliyor, Mitos. Uzo, Plomari Uzo'su üretiliyor. Hep böyle üretim tarzı şeyler var. Kosta mesela sosyal hayat çok gelişmiş. Kalimnos sünger cenneti, her yer sünger. Bu Simi'de bence renkli evler, evleri en güzel ada ilan ediyorum. Ya çünkü arada kalan böyle tek tük evler dışında, ki bence onlar da yakında tamamlanır. Bütün evler bu kadar mı bakımlı olur, bu kadar mı böyle boyaları düzgün, şirin yapılmış olur? Çok değişik gerçekten. Bir değişik bir aura yaratmışlar. Tabii biraz da turistik aktivite için ama bence çok başarılı olmuş. Hatta daha önce bahsetmiş miydim videoda, hatırlamıyorum. Bahsetmediysem şimdi söyleyeyim. Bu evlerini boyarken, duyduğuma göre ne kadar doğru bilmiyorum, belediyeden izin almak gerekiyormuş. Böyle istediğin gibi kendin yalap şap istediğin rengi boyayamıyorsun anladığım kadarıyla. Bu dış görseli bozmamaya, korumaya çalışıyorlar. Bu arada arkamda da bir tane terk edilmiş Türk teknesi var. Liman Marmaris'e ait. Burada çürüyor şu an. Ha, benim o tekne terk etmedim dermiş. Bu adalarda çok fazla kaktüs meyvesi görüyoruz ya. Şuraya baksana, pıtırcık gibi meyve dolu kaktüsün üstü. Bir gün bunun tadına bakmam lazım. Hiç denemedim, merak ediyorum. Böyle koparıp da yenilmez direkt ama birisi bana böyle sokakta falan satarsa deneyeceğim, denk gelirsek. İlker denemiş, güzel diyor, tatlıymış. Ama o da unutmuş, uzun zaman önce denemiş. Denememiz lazım tekrar. Bu arada bu kadar turistik bir ada olmasına rağmen ve sezonda olmamıza rağmen bayağı sessiz, huzurlu. Şimdi bugün günlerden pazar. Aslında turistler için gelinebilecek güzel bir gün. Öte yandan muhtemelen Yunanlar da ya evinde oturuyordur ya denize gidiyordur. Siesta saatinde bizden başka gezen yok, evet. Galiba. Yani esnaf kapalıydı. Turistler de şey, etraftaki koylara falan gitmiş olabilir. Akşam göreceğiz aslında. Olabilir. Akşam restoranlar ne kadar kalabalık. Ama Kosta'nın farkı şimdi. Kosta turistik bir yer, burası da turistik bir, evet, yer. Ama Kosta daha böyle bir ortamlar kalabalıktı. Sokaklar, tabii mekanlar. Tabii gece hayatı var bir kere Kosta bayağı. Hı-hı. Çok fazla restoran ve kafe var.
Burası yine daha kompakt yani daha... Orayı şirin böyle şirin kasaba havasına tutmuşlar. Evet. Ben de her yeni geldiğim adada arkadaşlar bir önceki adayı satıyorum tabiri caizse. Yok Nistiros en iyi diyordu. Şimdi burayı görünce tabii burası çok farklı. Hangisine gelsem ama burası çok güzelmiş diye bir öncekini şimdi unutuyorum. Bir sonra göreceğimiz ada burayı geçmekte zorlanabilir. Bakalım. Rodos bayağı meşhur bir ada. Benim çocukluğumdan beri bildiğim, merak ettiğim bir ada işte Rodos şövalyeleri falan. Ve çok büyük bir ada ama benim şöyle bir teorim de var. Bence adalar küçüldükçe sevimlilikleri artıyor. Yani küçük adalarda daha belli böyle... Belli bir yere kadar. Evet. Böyle iki tane restoranın olduğu... Yok işte yok, üstü... Marati gibi bir yere demiyorum. Evet. Ama böyle küçük ada işte Telendos, Simi gibi adalarda böyle daha her şey bütün birlikte olunca bana daha şirin görünüyor. Göreceğiz, daha görecek ada çok var. Kedisiz videomuz olmasın, tezimiz devam ediyor. Kilisenin merdivenlerinde sıra sıra bu arkadaşlar. Hepsi de mayışmış. Hiç kimsenin umru değil. Biz geliyoruz, geçiyoruz. Tamam, bir surat. Merhaba. Sphinx gibi dizilmişler ya kilisenin önüne. Çan Kulesi uzaktan ilgimizi çekti bunun. Gelip bir bakalım dedik. Tırmanılacak bir tepe varsa tırmanırız. Tırmanmadan bir seyahat düşünemiyorum. Şimdi yukarı doğru Kalistrada diye geçen bir merdivenler var böyle. Eski evlerin arasından yukarıdaki kaleye, kilisenin olduğu yere çıkıyor. Hepsini tamamlar mıyız bilmiyorum ama en azından evlerin arasından biraz yürüyelim istedim. 300 küsur basamakmış. Bizim gerçi 1000 basamak çıkmışlıklarımız var. Kotor. Ve çok daha yorucu, zor bir yoldu. Bunda bir şey yok. Şöyle birazcık evlerin arasından yürüyelim bakalım. Gün batımı izleriz belki güzel bir noktada. Suyumu aldım. Yürümeye hazırım. Orada da çok soğuk diye şikayet ediyorduk. Çok esiyordu. Evet. Çiçek gibi hava işte. Şikayet etmek yok. Yukarıya tırmanabilirseniz sizi ödüllendirmek için bekleyen restoranlar, kafeler var yukarı doğru. Ben beklemiyordum, hatta suyumu elime aldım çıktım. Normalde tepeye doğru gittikçe böyle evler oluyor sadece, hiçbir şey bir yer olmuyor. Burada bayağı kafe restoran da var. Yine hadi biraz daha, hadi biraz daha diye en üst noktaya kadar ulaşacağız. Manzara çok güzel buradan. Bize biraz Kotor Körfezi'ni hatırlattı Karadağ'daki. Böyle orada da karşıda dağları, tepeleri görüyorduk kaleye çıktıkça. Şimdi de kaleye ulaşmak üzereyiz. Bu arada sağ taraftaki tepede de yel değirmenleri var ama kafaları gitmiş. Gövdeleri kalmış yel değirmenlerinin.
Hemen arkası da bizim demirlediğimiz pedikoyu. Buradan neredeyse tekneyi de görüyoruz. Koydan herkese günaydın. Agios Georgios, yani Aziz George koyundayız. Burada hiçbir şey yok. Sözde bir manastır var ama küçücük bir ev var. Onun dışında tamamen doğal, böyle dimdik bir yamacın kenarındaki pırıl pırıl bir deniz. Sanırım bütün adalar turunda gördüğümüz en güzel koylardan biri. En güzel demeyeceğim, iyice bir değerlendirmek lazım ama en güzellerinden, en berraklarından bir tanesi. Ve ilk defa sanırım kıyıya bu kadar çok yaklaşıyoruz çünkü çok çabuk derinleşiyor. Neredeyse sahile demirleyecektik artık, o kadar yaklaştık. Deniz çok güzel, şimdi yüzmek için sabırsızlanıyoruz. Dün pediköyünde uyuduktan sonra sabah gözümüzü açar açmaz buraya geldik. Bir 20-25 dakikalık yolculuk sonrası zaten hemen bu koydaydık ve burada uyanıyoruz. Şimdi zaten bize söylemişlerdi, böyle çok fazla feribotlar, guletler falan gelmeye başlıyor saat 10-10.30'dan sonra. O yüzden biz hızlıca yüzme molamızı verip çok aşırı kalabalıklaşmadan kaçacağız buradan. Ama önce size hem bu güzel manzarayı hem de denizi göstermek istiyorum. Arkadaşlar balıkları gördünüz mü? İnanılmaz bir şey. Bu kadar çok balık. Herhalde ilk defa içinden, balık bulutunun içinden geçtim. Zargana var kocaman. Farklı balıklar var. Denizaltı dünyası bayağı canlıymış burada. Oradaki az önce gösterdiğim mağarada yuva yapmış balıklar. Bir sürü balık var. Biraz daha dolaşalım hadi. Deniz çok güzel. Ve görüş mesafesi inanılmaz geniş. Dalıyorum. Aziz George Coin'deki güzel yüzme molamızdan sonra şimdi Panormitis Coin'e geldik. Burası minik bir köy ama aslında manastırdan oluşan bir köy gibi bir yer. Adanın da en turistik yerlerinden biri. Hem böyle otobüslerle hem teknelerle herkesi bu manastırı gezmeye getiriyorlar. Şimdi biz de botumuza atlayacağız. Manastırı görmeye gideceğiz. Ama ondan önce bu koyla ilgili bir şey söylemem gerekiyor. Daha koya gelir gelmez, demirler demirlemez, bize iki tane deniz kaplumbağası karşıladı. Hemen görüntüsünü de koyayım çekebildiğim kadarıyla. Çok yanımıza yaklaşmıyor, biraz uzaktan bakıyor ama iki taneler. Eddie ile Büdü. Görüyor musun? Eddie ile Büdü koyduk isimlerini de. İkisi böyle sürekli dolaşıp duruyorlar arkamızda. Çok şirinler. Zaten şey, yorumlarda okumuştum burada yaşadıklarını. Bayağı tatlılar. Bize de güzel bir sürpriz oldu. Gel buraya gel. Bize doğru gel. Biz dostuz. Sana yakından merhaba demek istiyoruz. Kocamansın bir de. Çok tatlı. Çıkarıp çıkarıp kafaya bakıyor. Ha,
kardeş de geldi yanına ya da sevgilisi bilmiyorum. Arkadaşı, sevgilisi. İki taneler. Manastır'a gireceğiz. Şimdi ücretsiz bu arada tamamen içeriği gezmek. Sadece turist kalabalıklarından böyle kaçıp bir boşluk aralık yakaladık. Şu an ne gemi var gelen ne otobüs var. Daha sakin sakin gezebileceğiz. Bayağı bakımlı görünüyor. 1700'lerin sonunda bu halini almış. Ama daha önce ilk ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyormuş anladığım kadarıyla. Bir de kafe gibi bir yer yapmışlar yan tarafında dinlenmek için. Hem şöyle bir turlayalım içeriye. İçeride avlusu falan var. Değişik görünüyordu fotoğraflarda. Sonra bir şeyler içer serinleriz. Zaten tekne şu an çok sıcak. Orada çok durulmuyor. Bu tarafta belki daha serin bir yer buluruz. Mikail'e, baş melek Mikail diye geçen meleğe adanmış bir manastırmış. Bu arada içeride böyle oda oda otel gibi yerler var. İnternette bir yerde de böyle kalınabildiğini okumuştum ama ne şartlarla nasıl kalınıyor bilmiyorum. Değişik bir yer. Ama dışarıdan çok daha serin olduğu kesin. Böyle manastır gezimizde bu kadar. Dışarıdaki kafeye geçelim şimdi biz. Küçücük bir yerleşim yeri olmasına rağmen bir tavernası, bir kafesi, bir tane de minik marketi var. Mini marketi. Onun yanından geçeceğim şimdi. Yine her şeyden azar azar var böyle. İşte birkaç şampuan çeşidi, makarna, soğuk gıdalar, dondurulmuş gıdalar, işte kuru yemiş, içecekler, o tarz şeyler. Küçük ama isteyeceğiniz birçok şeyi bulmak mümkün. Böyle bir yer, mini marketi. Meyve sebze alacağız buradan. Hatta biz birazdan kendimize bir de su alırız her zamanki gibi. İlk kere yine bir dondurma ve bir kahve aldık. Mutlu Mesut masada bıraktım. Birazcık dolaşıyorum. Ama çok da bir şey yokmuş. Ben dedim acaba manastırın arka tarafında farklı evler var mıdır? Ama bitiyor. Birkaç blok ev var. Ondan sonra köy bitiyor. Ağaçlar başlıyor. Ama o da ilginç. Çünkü bu tarafta aslında çok fazla Simya Adası'nda ağaç görmedik. Yine en çok ağaç gördüğümüz yerlerden biri bu köy oldu. Ama bence bu köyün ya da koyun en güzel yanı bize merhaba diyen karettalar. İki tane deniz kaplumbağası. Sırf onlar için bir gün geçirilir bu koyda. Çıkarıyor kafayı, geri giriyor, yüzüyor. Çok tatlılar. Bir de taş fırın pastanesi var. Ya da fırını var diyeyim daha doğrusu. Buradan ekmek alın mutlaka diyorlardı. Çok taze, çok güzel oluyormuş. Wood oven. Şurada tabelası var. Bakalım içeride nasıl bir yermiş. Yasas. Oo, burada da serin bir avluya girdik. Şurası sanırım. Bakalım. Aynen. Ha,
Hemen sabah kahvaltı etmek için buraya gelebiliriz. Mis gibi taze fırın ürünleri kokuyor. Alışverişimizi yaptık. Birazcık taze meyve sebze aldık. Tekneye geri dönüyoruz. Burası da köyün meydanı galiba. Minik bir heykel var. Heh, şurası da tek tavernası buranın. Adı neymiş? Panormion. Panormion. Ama biz bugün tekne de yapacağız. Kendi yemeğimizi kendimiz yapacağız. Çünkü internette çok güzel yorumlar okumadım burayla ilgili. O yüzden burada yemeyeceğiz. Normalde deniyoruz böyle küçük yerlerdeki tavernaları ama dışarıdan bakınca da çok zaten çekici görünmedi bana. Şimdi bota binip tekneye geri dönme zamanı. Batımında teknemizdeyiz ve çok güzel bir güneş batışı var. Birazdan sizi kırmızı güneşle baş başa bırakacağım. Ama önce videomuzun kapanışını yapalım. Abone olsunlar. Abone olmayanlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olanlar. Katıl tuşuna basıp ekstra videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki adamızda görüşene kadar. Bir sonraki adamız. Sürpriz. Sürprizli ada. Sürpriz. Bir sonraki adada görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.